uygulayayım. Bunu nasıl bir insan bunu fark ederse nasıl? Buna muvaffak olanın özeni. İlim onu tard eder diyor şeytan için. Evet. Oysa şeytan bize karşı ilimle çıkmış. Hı hı. Ustad da diyor ki ilim onu tard eder. İlimle çıkana şeytana ilimle mukabele edemiyoruz. Ediyoruz da düşüyoruz. İlmin içerisinde şeytanın elinde olmayan ilmin içerisinde başka bir birim var bizde. Obanın içine başka bir şey koyuyorlar. Konuyor. Nedir o? He? Şefkat abi. Değil. Sadakat, doğru sadakat. Şefkat da var. Şunu attın oradan abi şefkat. Bakıyordu sadakat mesela üstad mi? O açık saça vurdu Ceylan. Ondan sonra acıdı üstad. Şefkat etti, hop şey değişti. Şefkat onu yön verir. İlmin içerisinde bir birim var. İlmin içerisinde şu. Mesela bu nedir? Verilen cevap. İlim. Bir de mesela ilmin içerisinde bir birim var ki şeytan da yok. Olması da mümkün değil. Yok, onun böyle bir sistemi yok. Bizde var. Nedir o? Verilecek cevabı biliyor. Ama tutuyor. Her doğruyu her yerde dememek. Her bildiğini her yerde uygulamamak. Yani konuşmak demiş gümüş ise sükût altındır. Yani sükût demek konuşmayan konuşmasın değil. Bilen olduğu halde konuşmuyor. Çünkü bak unutmayın bunu. İlim potansiyel itibariyle patlamış enerjidir. İlim varsa burada bir mevzu olursa duramazsın, söylersin. O patlamış. İşte onu tutabilip de bildiğin halde yutkunup tutabiliyorsan bu ilmin arkasındaki başka bir ilim. Bu şeytanda yok. Müzakerede değil ama değil mi? Peki abi? Kim bunu yapar? Müzakerede değil. Abi öyle değil. Ha. Sakın ha. Müzakerede yanlış olur. Çünkü her doğruyu her yerde. Burası doğru bir yer. İşte ondan sonra bu senin söylediğine geliyorum. O bildiğin hali. Söylemek geri bildin. Cahil bilmez değil. Biliyor ama bildiğini ne zaman zerk edeceğini, ne zaman açığa çıkaracağını, ne zaman ortaya çıkaracağını bilemez. İçinden coşar, hemen der. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslubu bilmeden pat diye söyler. Bu söylemesi cehaletini delalet ediyor. Ama doğru söyledi. Çünkü zamanını, zeminini, muhakemesini ve muvazenesini yapmadan söylediği için cehalete hizmet eder. İlim cehalete hizmet eder. Şeytanda bu var. Ona banyoda vesvese gelir mi gelmez mi? Oraya da getiriyor. Yatakta getiriyor, yemekte. Yani burada olmaz, burada ayıptır, burada günahtır olmaz ya şefkat falan. Böyle bir sistemi yok adamın. Paldır küldür gidiyor. Şeytanın özelliği bu. Şeytanı getirdiği cahillik değil. Cahil değil bu. Söyledikleri cehalet değil. Söyledikleri doğru ama yanlış yerde söylemiş. Mesela şeytanın üç tane bize şeyini taşıyor. Bir, bize vesile oluyor. Ciddi olmamıza vesile oluyor. Araştırmamıza vesile oluyor. Lakaytlığı atıyoruz. Yani lakayt abdesti almıyoruz. Peki şeytan da biliyor, ben de biliyorum. Bende fark şu. Bildiğimi pat diye atmıyorum. Çünkü bilmek, bak unutmayın. Bilme kendisi enerjidir, patlamıştır. Onu tutmak çok zordur. Cahil, konuştuğu cahil değildir. Neye peki cahildir? Konuştuğu doğrudur, haktır. Ama neyi ne zaman koyacağını, söyleyeceğini bilemediği için cahil denmiş. Çünkü Gazali der ki, cehaletini bilmek ilmin mukaddemesidir. Nerede susacağını bilmek, nerede duracağını bilmek, kime karşı duracağını bilmek. Mesela dün akşam yataktan kalktım. Size doğruyu söylüyorum. Yataktan kalktım, şunu yazdım.